Başlayalım hocam. Ha, buyurun. Başkan. Hadi gelin bu tarafa biraz birleşelim de söz şeyiz. Ses oranı hepsine ulaşsın. Buraya gelin. İhvani. Hocam sesin gerek yok zaten mikrofona ya. Velev. Aslında sünne yani ders halkasının En iyi güzel o. Tabii ya. Zaten bütün halka dersleri, aleyküm selam. Zaten halka dersi diyor onun için de. Onlar da halka dersi işte. Merhaba Muhammed, hoş geldin. Ya birini de öne çekiyoruz, birini de arkaya kaldık ortada. Emin hocam gelin diyor. Bunlar çekiyor. Yok şöyle yani daire olsun değil mi hocam? Halka. Açık. Başka. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve lâkibetü lil müttegîn ve lâ udvâne illâ alel zâlimîn ve salâtu ve selâmu alâ eşrefil enbiyâi vel mursalîn salavatullâhi ve selâmuhu teâlâ aleyhim ve aleyna ecmaîn. Allahümme allimnâ bimâ yenfavnâ ve enfa'nâ bimâ allemtenâ fe innek alâ mâ teşâvü kadîr. Allahümme azzel İslâme vel müslimîn ve a'li kelimetel hakk ve d-dîn birahmetike ya erhamer râhimîn. Ey bizim Allah'ımız! Bizleri sen yoktan var ettin, varlığından haberdar ettin. Bizleri ya Rabbi münafıkların, zalimlerin, müfsitlerin şerrinden koru ya Rabbi. Nefsimizin şerrinden, kötü zümrelerin şerrinden, cinlerin ve insanların en kötü şerlerinden sana sığınırız ya Rabbi. Sen bizleri muhafaza buyur ya Rabbi. Sen bizlere öğrenmiş olduğumuz ilimlerle menfaat vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Korktuğumuz bütün kötü şeylerden bizleri emin eyle. Umduğumuz bütün hayırlara sen bizleri nail eyle ya Rabbi. Müslümanları kıyamete kadar ya Rabbi kenzinde koru ya Rabbi. Senin lütfun keremin çoktur. Senin lütfuna keremine sığınıyoruz ya Rabbi. Sen bizleri gafletten koru ya Rabbi. Evet değerli kardeşlerim, bugün uzun bir zamandan sonra büyük bir sahabenin hayatından kısaca bahsedeceğiz. Allah bizlere, onlara vermiş olduğu şuuru bizlere de nasip eylesin Rabbim. O sahabe Abdullah bin Selam. Selam'ın oğlu Abdullah'tan bahsedeceğiz. Bu kişi daha önceki ismi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bu ismi vermezden önce ismi Hüseyin bin Selam Satla idi. Hüseyin bin Selam idi bunun adı. Bu Yahudilerin kehanelerinin başkanı idi. Kehane gelecekten haber veren onların başkanı idi. Kendisi Yahudi idi. Medine'de yaşar idi bu kişi. Medine-i Münevvere'de yaşar. Yahudi olduğu halde bütün dinlere mensup olan kişiler bunu severdi. Sadık, dürüst bir insandı. Sadık ve dürüst bir insandı. İnsanlar arasında doğruluğu, dürüstlüğü yaygındı. İstikameti doğru, sadık bir adamdı. Kendisi mutlu bir hayat yaşardı. Sükunetli bir hayatla kendisini idare eder idi. Ama bununla beraber de etraftaki insanlara menfaat vermekten geri kalmazdı. Çalışkan bir kişiydi. Bu kişi hayatını üçe ayırmıştı. Yaşamış olduğu hayatını üç bölüme ayırmıştı. Birincisi, Yahudilerin bulunmuş olduğu ibadet hanelerinde onlara ibadeti belirtmek. İkincisi, bahçesi vardı. O bahçesinde gidip çalışmak, otları ayırlamak, aşı yapmak idi. Bir ağaca diğer bir ağaca aşı yapmak idi. Üçüncüsü ise Tevrat ilmiyle meşgul olurdu. Tevrat okurdu. Ve okumaya da çok düşkün bir insandı bu zat. Çok düşkün bir insandı. Bu her zaman Tevrat'ı okuduğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini iyice biliyor idi. Malumdur ki önceki kitaplarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği, ne zaman geleceği, hangi kabileden olacağı, adı neydi, bunları önceki kitaplar belirtmiş idi. Tevrat'ı okuduğu sayfalarını karıştırdığı zaman her zaman bu ibarelere devamlı göz atar idi.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alametlerini, evsaflarını iyice bilir idi. Ve biliyordu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye kavminin basmış olduğu sıkıntı neticesi Medine-i Münevvere'ye mutlaka hicret edecek. Bu da yazılıydı önceki kitaplarda. Bunu iyice biliyordu. Kendisi de Medineli olduğundan dolayı çok seviniyordu. Ne kadar güzel bir şey diyordu. Mekke'de gelen bir peygamber, beşeriyetin önderi olan, ölü kalpleri ihya eden böyle bir kişinin Medine'ye gelmesi ne kadar güzel bir olaydır diyerekten kendisi sevinç içerisinde yaşar idi. Yaşıyordu. Evet, bu haberleri devamlı okuduğu zaman hatırına gelen bir şey var idi. Ey benim Allah'ım, bana bir ömür ver de yaşayayım da o peygamberi göreyim. O peygambere ben iman edeyim. İlk iman edenlerden ben olayım diyerekten Allah'tan temenni ederdi. Böyle bir aşkı vardı gelecek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey bizim Allah'ımız, aynı aşkı bizlere de nasip eyle. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aşkıyla yaşayalım geceli gündüzlü. Gözümüzü onunla açalım, onunla kapatalım. Kalp dünyamızı onunla ihya edelim. Ufuklarımızı onunla genişletelim. Böyle bir sevgiyi de bizlere nasip eyle ey bizim Allah'ımız. Evet, böyle bir aşkla yaşayan, ömrünün uzun olup da o peygamberisini görmek isteyen bu kişi, Hazreti Allah bunun duasını kabul eyledi. Uzun bir ömür verdi bu kişiye. Ta ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olaraktan gönderildi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek buna nasip oldu. Bu zaten nasip oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasıl iman etti? Nasıl görüştü? O mübarek sohbetine nasıl nail oldu? Kendi lisanıyla, kendi arzusuyla bahsedelim. Daha verimli, daha efiyet olacaktır. Hüseyin bin Selam, İslam'dan önceki ismi Hüseyin Sad ile, Selam'ın oğlu Hüseyin, diyor ki, لَمَّا سَمِيَتُ بِزُهُورِ الرَّسُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamberin gönderildiğini ne zaman ki eşidince, duyunca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin okumuş olduğum kitapta onun vasıflarını araştırmaya başladım. İsmini öğrendim, kim geldi diye, hangi peygamber, adı ne, nesebini öğrendim, vasıflarını öğrendim, hangi zamanda gelecek ve nereden gelecek. Peygamber gönderildikten sonra bunları güzelce araştırmaya başladım diyor. Ve gördüm ki diyor, aynen peygamber nerede gelecek, o yerde geldi. Hangi zamandan gelecek, o zamanda geldi. İsmine o isim oldu. Şu vasıflarınız aynı vasıflara haiz. Bizdeki kitapların aynısı, yazılı olan kitapların aynısı, gelen peygamberin tam mutabık kendisi. Bunu gördüm diyor. Ta ki inandım buna da diyor. Evet, davasının doğru olduğunu, peygamberlerin doğru olduğunu ve her şeyden önce de bu vasıflara haiz olduğunu öğrendim diyor. Ancak bu bilgimi, bu vasıfları öğrendiğim halde Yahudilere asla bir şey açıklamadım diyor. Lisanımı tuttum, kendimi muhafaza yaptım. Böyle bir peygamber geldi, vasıfları şöyle, ben ona iman edeceğim diye demedim diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde bulundum diyor. Peygamber Efendimiz şöyle bir hadisle başladı sohbetine. Ey yuhennas efşus selam ve at'imut ta'am ve sallu billeyli ven nasi niyam tedhulul cennete biselam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunduğumda Peygamber Efendimiz bu hadisi bizlere nakletti diyor. Ey insanlar, selamları yayınız. İnsanlara yemek yediriniz. İnsanlar uyur iken namaz kılınız. Selametle cennete girersiniz. Bu hadisi insanlara, sahabelere, etraftaki insanlara izah etmeye başladı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor.
O söyledi ama gözlerimi hem bu hadisle peygamberimizi doyurmaya çalışıyorum diyor. Hem de diyor bu hadisi ezberlemeye, kafama sokmaya çalışıyorum diyor. Böyle bir aşkım vardı ona diyor. Ve Peygamber Efendimiz yüzünde asla böyle bir peygamberliğin dışında olacak bir olayların olacağını görmedim diyor. Ona yaklaştım diyor. Yanına vardım diyor. Ve şehittü en la ilahe illallah ve enne Muhammedur Resulullah dedim diyor. Şehadet getirdim. Allah'tan başka bir Allah yoktur. Muhammed ise Allah'ın Resulüdür. Şehadeti getirdim diyor. Peygamber Efendimiz bunu duyunca feltefete ileye bana baktı diyor. Bana baktı. Ve kâle dedi mesmuk adın ne senin dedi diyor. Fekultu el Hüseyin bin selam. Selamun el Hüseyin dedim diyor Peygamber Efendimiz'e. Fekâle dedi ki bana bella Abdullah bin selam. Senin adın Abdullah bin selam bundan sonra dedi diyor. Fekultu dedim diyor. Naam ya Resulallah. Evet. Adım bundan sonra Abdullah bin Selam dedim diyor. Ve bundan sonra asla başka bir isim kullanmayacağım. Ve bana vermiş olduğum bu isim de en sevgili isim olacaktır. Ben hayatta kaldıkça ey Allah'ın Resulü dedim diyor. Sümme ondan sonra ayrıldım diyor. Peygamberin yanından evime geldim diyor. Evimde diyor ailemi İslam'a davet ettim diyor. Ailem İslamiyet'i kabul etti. Çocuklarımı davet ettim, kabul etti. Bütün ailemi, ehlimi davet ettim, kabul etti. Hepsi Müslüman oldular. Hatta benim teyzem vardı, Halide. O da Müslüman oldu, yaşlı olduğu halde. Çok yaşlıydı ama benim ısrarımı reddetmedi. Bana da reddetmediği halde Peygamber Efendimiz'e iman etti, Müslüman oldu diyor. Ondan sonra onlara dedim ki, Üktümü İslami ve İslamikum anil Yahud. Benim Müslüman olduğumu, sizlerin Müslüman olduğunuzu gizleyiniz. Yahudiler duymasın dedim diyor. Ta ki ben sizlere bildirinceye kadar açıklamanızı. Fakalu dediler ki naam. Evet kimseye söylemeyeceğiz dediler diyor. Evet ortada korku var. Şimdi o zaman korku var da bu zaman yok mu değerli kardeşlerim? Bazı televizyon ekranlarında görüyoruz. Adam Yahudilerin içerisinde olsun, diğer Hristiyanlar içerisinde olsun, diğer kabilelerde olsun, başka ülkelerde Müslüman olduğu halde ne gibi eza cefalar çıkıyor. Ramazan'da gördük, bazı kanallarda getirdiler Müslüman olanları eza ve cefalar, Müslüman olduktan sonra çektikleri sıkıntıları. O kardeşlerimiz de Allah rahmeti, Allah yardım eylesin. Bizler İslam'ın içinde doğduk. Annemiz babamız Müslüman olduğu halde Müslüman olaraktan geldik. İslamiyeti yaşamakla yaşatmakla bir sıkıntı çekmedik. O sıkıntı çeken kardeşlerimize bir karşılaşmış olsak, bir söylemiş olsak ne kadar eza cefa çektiklerini bu asrımızda dahi görürüz değerli kardeşlerim. Evet ben İslamiyet'i sizlere getirdim ama Müslüman olduğunuzu asla kimse açıklamayınız. Ta ki ben sizlere açıklayın demin deyinceye kadar açıklamayınız dedim diyor. Sümme ondan sonra Peygamber Efendimiz yanına geldim diyor. Ve dedim Peygamber Efendimiz'e ey Allah'ın Resulü, Yahudiler iftiracı bir kavimdir. Onların samimiyetine asla güvenilmez. Dedim diyor. Sen onlarla beraber bir araya geldiğin zaman ey Allah'ın Resulü, onların ileri gelenleri çağır, onlara İslamiyet'i davet et diye böyle bir ufak bir bildiride bulundum Allah'ın Resulüne diyor. Ta ki bu hal Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere'ye hicret edinceye kadar bu halimiz böyle devam etti diyor. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben Medine'deydim diyor. Medine'ye gelince diyor o sırada bir hurmanın başında bir hurma aşılıyordum diyor. Bir hurma aşılaması yapıyordum diyor. Bir tanesi çıktı diyor duydum ki diyor. Peygamber geldi, Muhammed geldi sallallahu aleyhi diye yüksek sesle bağırıyor diyor. Bugün bize nur doğdu, günümüz tam gün, bizlere ne mutlu diyerekten yüksek sesle bağırmaya başladı diyor. Ve ben ise ağacın başındaydım diyor. O sırada diyor Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerekten ağaçtan kendimi aşağı attım diyor, aşağı indim diyor. Benim teyzem Halide de benim bu sesimi duyunca ya ne oldu? Musibet mi geldi de bu şekilde nida ediyorsun deyince dedim hayır teyze işte o iman etmiş olduğumuz peygamber var ya o Medine'ye geldi.
onun nuru bizlere doğdu. Ben onun için Allahu Ekber diyorum dedim diyor. Dedi ki diyor, yaşlı hatırlamadığını olduğunu, bu peygamber kim evladım dedi diyor bana. İşte iman ettiğiniz peygamber var ya, o dedim diyor. Musa'nın kardeşi, Musa bin Amran, Musa'nın kardeşi, Musa peygamberin kardeşi, onun dini üzerine geldi. Teyze dedim diyor. O zaman sustu diyor. Dedi ki diyor, o bize davet ettiğin peygamber değil mi? Evet, o dedim diyor. Ey teyze dedim diyor. O zaman o da sustu diyor. Tamam dedi diyor. Daha sonra diyor, hiç vakit geçirmeden Allah'ın Resulü'nün yanına gittim diyor. Direkt yanına gittim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e baktım. Etrafı bütün insanlar sarmış. Ta ki ona yaklaştım diyor. Peygamber'e yaklaştım diyor. Ona az bir şey kaldı, mesafe kaldı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni görünce beni yanına aldı ve beni gizli bir odaya koydu. Beni mümkün olduğu kadar etrafa göstermemeye çalıştı. Ve dedim ki diyor, ya Resulallah, şimdi bu Yahudiler beni senin yanında görecek olursalar senin davana belki de isticap etmeyebilirler. Ben bir gizli odada kalayım. Önce sen bunları davet et dedim diyor. Beni Peygamber Efendimiz gizli bir odaya aldı. Ondan sonra gelen Yahudilere İslamiyet'in ne olduğunu, peygamber kendisinin ne olduğunu, tevhidin ne olduğunu onlara izah etmeye başladı diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar İslamiyet'e çağırdı diyor. Onları İslamiyet'e yöneltmek istedi diyor. Ama hiçbir tanesi isticap etmedi diyor. Dedi ki diyor, peki duyduğuma göre sizde Hüseyin bin Selam var. O da Müslüman olsa onu nasıl tanırsınız dedim diyor. Dedi diyor Peygamber Efendimiz, ben içeride odada diyorum. O aramızda en doğru, en sadık, en güvenilir insandır ve bilgilidir. Önceki kitapları da bilen bir kişidir dediler diyor. O sırada ben çıktım diyor onların karşısına. Ben çıkınca dedim ki diyor, ey Yahudiler, ben işte bu peygambere iman ettim. Ben bunu tasdik ediyorum. Ve bu peygamberin vasıflarını ben önceki kitaplarda okudum. Tevrat'ta okudum. O vasıfların aynısıdır bu peygamber. Bu peygamber o vasıflarla muttasıf olan bir kişidir dedim diyor. Ben iman ettim, gelin siz de iman ediniz diye söyledim diyor. Ama onlardan bir tanesi çıktı da iman eden olmadı diyor. İşte dedim ki diyor, ey Allah'ın Resulü, sana dedim ya, Yahudiler hem hilakardır, hem de sahtekardır, hem de buhtan ehlidir, iftiracıdır dedim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Elem ekulleke innel yahud kavmu buhtanun ve batıl ve innehum ehli gadrin ve fucur. Ey Allah'ın Resulü, sana demedim mi? Yahudiler batıl, buhtan, iftiracı ve hileci insanlar olduğunu sana söyledim. Ey Allah'ın Resulü, bunu sana ifade ettim daha önce dedim diyor. Evet, Abdullah bin Selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip geliyor. Onun o güzel sohbetlerinde bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'i her zaman okuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek cemalini görerekten onun hadisleriyle müşerref oluyor. Peygamber Efendimiz'e nasıl ki susuz bir kişi suya meyil edip suya koşmak istiyorsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu da o şekilde koşuyor. Onun sohbetinden asla ayrılmak istemiyor. Bu zat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ahdetti. Ey Allah'ın Resulü, ben bu dünyada bulunduğum sürece cennet amellerini yapacağım. Cennet amellerinden başka bir şey yapmayacağım diye nezretti diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bir şeyle müjdeledi. Cennette müjdeledi. Cennet ehli olacağına müjdeledi. Evet, bunun da bir hikayesi var değerli kardeşlerim. Zatın bir tanesi buyuruyor ki, Kays bin Ubade bu kişi diyor ki, ben günlerden bir gün Medine-i Münevvere'de idim. Medine-i Münevvere'de Peygamber Camisi'nde otururken bir sohbette bulundum.
O sohbette sözü dinlenir, güzel nasihat eden parlak yüzlü bir kişi vardı diyor. Bir kişi vardı diyor. Onun sözünü herkes dinliyordu o mecliste. Herkes de hürmet gösteriyordu. Herkes de hürmet gösteriyordu. Tatlı sözlü, güzel yüzlü ve insanlara karşı sevgisi, saygısı olan muhterem bir kişiydi diyor. O meclisteki kişi diyor. O meclisteki kişi ne zamanki çıktı gider iken kavm dedi ki oradaki oturanların hepsi, ey insanlar, sizlerden biriniz cennet ehlini görmek istiyorsa aha bu giden zata baksınlar dedi diyor. Aha bu giden zata baksınlar dedi diyor. O sırada ben şaşırttım diyor. Baktım o zat kalktı gidiyor, insanlar da bu şekilde söyledi diyor. Ben dedim ki diyor, men hazer racul, bu kim diye sordum diyor. Dediler ki Abdullah bin Selam. Abdullah bin Selam dediler diyor. O zaman ben bu sözü eşidince diyor, onu takip ettim diyor. O diyor nereye gittiyse ben de onun peşine gittim. Ta ki Medine'den çıkacak şekilde bir eve vardı diyor. O eve vardı, ben de onun yanına gittim. Ben de onunla beraber eve girmemi istedim diyor. Ben de onunla birlikte eve girmemi istedim diyor. Eve girmek isteyince buyur hoş geldiniz kardeşim dedi diyor. Fekultu, ona dedim ki semutul kavme, insanları eşittim. Yekulune anke, senden diyorlar senin için. Lemme haraste minel mescid, mescidden çıkınca senin için dediler. Men serrahu en yanzura ila raculun min ehlil cenne felyanzur ila haza. Kim cennet ehlinden bir kişiye bakaraktan sevinmek istiyor ise bu kişiye baksın dediler diyor. Ben de hayret ettim diyor. Senin peşine kadar geldim peşinde ve seni takip ettim diyor. Seninle beraber olmak istiyorum bir müddet diyor. Ta ki bileyim ki seni cennet ehli kılan nedir? Bunu öğrenmek istiyorum dedim diyor. Fekale dedi ki diyor bana, Allahu alemu bi ehlil cenne ya buney. İyi benim oğlum, ey benim yavrum. Ehli cennet kimdir onu Allah bilir. Kimse bilemez dedi diyor bana. Fekultu dedim ki diyor, naam, evet Allah'tan başka kimse bilmez. Kim cennet ehlidir dedim diyor. Ancak velakin labutta lima kaluhu min sebep. Bu dediklerinden dolayı bir sebep var. Bir sebep var ki ortada. Onun için sana böyle dediler. Ortada bir sebep olmaz derler mi ki? Bütün kavim cennet ehlini görmek isteyen bir kişi varsa şura baksın cennet ehlindendir diye delmiler diyor. Demezler diyor. Mutlaka bir sebep var ki. Bu sebepten dolayı dediler diyor. Fekale dedi ki Abdullah bin Selam, seuhaddisuke an sebebihi, madem buraya kadar geldin, benim misafirimsin, bunun sebebini sana konuşayım dedi diyor. Hangi sebepten dolayı bana dediler, ben niçin bu vasfa nail olmuşum? Peygamber Efendimiz de zaten bir işareti vardı buna, ehli cennet olduğundan bir işaret vermişti. Bu sebepten dolayı, bu sebebi ben sana bahsedeyim dedim diyor. Hati dedim diyor, arz et dedim diyor ve cezakallahu hayra. Allah cezanı mükafatını versin dedim diyor. Bana o sebebi bahset dedim diyor. Fekale dedi ki bana, beynema ene naimun, ben günlerden bir gün uyuyordum. Zatele ile bir gece, ala ahdi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Zişan Efendimiz'in zamanında, Allah'ın Resulü'nün ahdinde, zamanında, günlerden bir gece uyurken, etani racülüm, bana bir kişi geldi rüyamda. Fekaleli, bana dedi, kum kalk, benimle beraber ol, gideceğiz dedi diyor bana. Fekumtu, onun sözüne binaen ben de kalktım. Feahaze biyedi, benim elimden tuttu. Benim elimden tuttu. Feyze ene bir tarih, yoldayken, yolda giderken sağımda bir yol gördüm. Fehemem tüne sülüke, o yoldan gitmek istedim. Elimden tuttu, gel o yoldan gitmeyeceksin dedi diyor. O yoldan gitmeyeceksin dedi diyor. Daha fe inneha leyset leke, o yol senin işin değil dedi diyor. Orayı bırak dedi diyor. Fenazartu feyze ene bir tarihin vadihatin an yemini, sağımda açık geniş bir yol gördüm diyor. Fekale dedi bana, fekaleli bana, üstlükle bu yoldan yürü dedi diyor. O yolu tuttum diyor. O yoldan yürümeye başladım diyor.
O yoldan yürümeye başladım. Feselektüha, o yoldan devam ediyorum. Hatta eteytü ravdatın, bir bahçeye geldim diyor. Güzel bir bahçe. Her çiçek, bütün meyveler var o bahçede diyor. Manzarı çok güzeldi diyor. İnsan bakmakla doyamıyordu diyor. O kadar güzel bir bahçeydi. Ve fi vasatihe, o bahçenin ortasında amudun bir direk gördüm diyor. O bahçenin ortasında bir direk gördüm. Min hadid, demirden bir direk. O direğin kökü yerde, uzuntusu da ta semalara kadar çıkıyor. O direğin uzuntusu da ta semalara kadar çıkıyor. O direğin tam en üstünde de altından bir halka var. Altından bir tane halka var. O direğin tam üstünde. Fekaleli, o kişi bana dedi. İrka aleyhi, çık yüksel bunun üzerine dedi diyor bana. Fekulti la astati, nasıl çıkayım? Yüksek bir direk, semava kadar uzanmış bir direk. Mümkün değil, çıkamam dedim diyor. Onun üzerine bana bir hizmetçi geldi diyor. Beni ta o direğin başına çıkarttı diyor. Çıkarttı diyor, oraya yükseldim diyor. Yükseldikten sonra diyor, o direğin başındaki halkadan tuttum böyle diyor. İki elimle tuttum diyor. Ve bakitu hunake mutalliqan hatta asbah. Tuttum ta ki sabaha kadar o direğin başında elim tut olaraktan, o altın halkada elim tutaraktan sabaha kadar kaldım diyor. Felemma kanetil gad, uyandım ertesi günü olduktan sonra, eteytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Zişan Efendimiz huzuruna geldim diyor. Allah'ın Resulü'nün huzuruna geldim. Ve kasastu aleyhi rüyayı, rüyamı Peygamber Efendimiz'e arz ettim diyor. Fekale, Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki benim rüyanın tevili olaraktan, emme tarik elleti ra'eytehe fi şimalik, yolda, yol sağında görmüş ol, solunda görmüş olduğun yol var ya, o yol işte cehenneme götüren yol idi. Ey Abdullah bin Selam dedi diyor. Ve emme tarik elleti ra'eytehe fi an yeminike, sağında görmüş olduğun yol var ya, açık olan yol, o da ehli cennete giden, cennet ehline giden, ehli cenneti götüren yol dedi diyor. Yolu anladım diyor. Ve emmer ravda leti şakatke bi hudratihe, o görmüş olduğun bahçe var ya, o bahçe de işte İslam dedi diyor. O görmüş olduğun yeşillik, güzellik, bakmakla doymadığın o bahçe var ya, içerisinde bütün çeşitli çeşitli çiçeklerin olduğu, meyvelerin olmuş olduğu o bahçe var ya, o da İslam dedi diyor. Ve emmel amud ellezi fi vasatihe, onun ortasındaki olan o direk var ya dedi diyor, işte amudu din, dinin direği de odur diyor. Dinin direği de odur diyor. İşte ondan dolayı, ondan dolayı İslam'da dinin direği ne? Namaz. Amud-i din. Femen akameha fakat akamed din. Ve men terekeha fakat hedemed din. Namaz dinin direği. Demek o bahçenin içerisindeki olan ağaçta, dikili olan demir de dinin direği inşallah. Ve emmel halka, o başında görmüş olduğun halka var ya, o da işte el urvetul vuska, sarılmış olduğun dinin ta kendisi, asla onu bırakma diyor. Ve len tezale mütemessiken, ta ki tutacaksın onu, hatta temut, ölünceye kadar o halkayı tut. Ey Abdullah bin Selam dedi diyor Allah'ın Resulü. Evet, bu rüyayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevilinden sonra Abdullah bin Selam bambaşka bir hale girdi. Geriye kalan o tatlı güzel ömrünü de Allah'ın Resulü'nün tavsiyesi üzerine o urvetül uskayı sımsıkı tutaraktan hayatını devam ettirdi ve böylelikle de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah bizlere urvetül uskayı tutmayı nasip eylesin. İslam dininin amudu vel fakri olan, o İslam dinini menheci olan, İslam dinini ayakta tutan yüce dinimizin o bizlere armağan etmiş olduğu beş vakit namazı da vaktinde cemaatle kılmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Ve ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed.